Merhaba arkadaşlar. 6 numaralı köşe taşını çözeceğim dostlarım. Başlıyorum hemen arkadaşlarım. Şimdi kameramız bugün biraz dandik olabilir. Görsel olarak sıkıntı çıkartabilir bize ama idare etmeye çalışın arkadaşlarım. Şöyle odaklamaya çalışayım ben de mümkün olduğunca. Evet, birinci sorumla başlıyorum. İfadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Çarpanlarını ayıracağım arkadaşlarım. Şöyle ortak gördüğüm harflere bakıyorum dostlar. Bakınız şu ilk ikisinde 2A ortak geliyor dostlarım. O yüzden 2A parantezine aldım bunları. Şimdi buradan 2'yi aldım, A'yı da aldım ama bir tane A kalıyor tabii ki. Eksi 2'yi aldım, A'yı aldım, X kaldı dostlarım. Şimdi arada artı var. Bakın bu ikisinde de B ortak. B parantezine alırsam buradan B'yi alınca A kaldı. Oradan B'yi alınca da X kaldı. Yani yukarıda A eksi x, A eksi x şeklinde iki tane ortak terim çıktı dostlarım. Hemen bunu bir kullanalım arkadaşlarım. A eksi x parantezine alalım bu keratalar. Şöyle A eksi x parantezine aldım. Şundan A eksi x alırsam 2A kalır. Şundan A eksi x alırsam artı B kalır. Şimdi bölü bir de ne var? Yine 2A artı B var dostlar. Tabii ki bunlara bay bay dedik. Geriye A eksi x kaldı. Yani cevabımız Denizli çıktı dostlarım. Evet, geldim 2 numaralı soruma. Bakınız 2 numarada yine şu AX ile eksi A'nın A parantezine alındığını görüyorsunuz. Ha, şunu da yapabilirsiniz dostlarım. Hocam şu ikisini niye X parantezine almadık? Onu da yapabilirdik arkadaşlar. Seçim bize kalıyor. İlk gördüğüme başlıyorum ben. Şimdi A parantezine alırsam X kalıyor. Eksi bunun aldığın zaman ne kalıyordu yanında? Gizli 1 vardı, 1 kaldı. Şimdi şu ikisine bakın. 2B ortak arkadaşlarım bunda da. 2B parantezine alacağım. Ama eksi 2B parantezine alalım. Şunda x kaldı. Eksi 2B'yi alınca. Şundan eksi 2B'yi alınca yanında 1 vardı gizli. Ama artı bu. Eksisine alınca geriye eksi 1 kalıyor dostlarım. Şimdi yine bakın x eksi 1'ler ortak. O zaman bir de x eksi 1 parantezine alalım burayı. X eksi 1 parantezinde bu amcada a kaldı. Bu amcada eksi 2b kaldı. Bölü yine a eksi 2b var. Bunlar gitti. X eksi 1 kaldı arkadaşlarım bir tek. Eşittir 7'ymiş. Dolayısıyla x eşittir 8 olmalıdır dedi. Evet, geldik 3 numaramıza. Bakalım bunda ne yapacağız dostlar. Şu İlk ikisine bakalım kardeşlerim. İlk ikisinde kök 6 dediğim sayı normalde kök 3 çarpı kök 2'dir. Eksi 2 dediğim sayı kök 2 çarpı kök 2'dir. Onu da yazalım. Kök 2 çarpı kök 2. Artı kök 3 var. Eksi kök 2 var. Şimdi bakın şurada kök 2'ler ortak. O zaman kök 2 parantezinde kök 3 eksi kök 2 kalıyor burada. Kök 2'leri alırsam kök 3 eksi kök 2 kaldı. Şuraya bakın. Artı bir de ne var burada? Kök 3 eksi kök 2 var. Şimdi ikisinde de kök 3 eksi kök 2'ler ortak ama unutmayın bunun yanında gizli bir var. Hemen kök 3 eksi kök 2 parantezine de alalım burayı dostlarım. Şöyle oluyor. Kök 3 eksi kök 2 parantezinde burada kök 2 kaldı. Artı burada da 1 kaldı. Bölü bir de ne var aşağıda? Kök 3 eksi kök 2 var. Bunlara bay bay dedik. Kök 2 artı 1 kaldı. Yani cevap Ceyhan oldu dostları. Evet, son sorumuza bakıyoruz. Üslü ifade sorusu var arkadaşlarım. Şimdi öncelikle bir şu yukarıya bir bakalım biz. Nasılmış? Odaklanma muhabbetiye gidiyor mu? Tamam. Odakladık herhalde bir kez daha. Şimdi dostlar, şu ikisine bakın. İkisinde de 5 üzeri x ortak dostlar. 5 üzeri x parantezine alsam. Bunda 3 üzeri x kalır. Hani 500, 5 ile 3'ün çarpımıydı ya. Şöyle yazayım onu göstereyim. 15 üzeri x demek 5 ile 3'ün çarpımının x'inci kuvveti ki bu x'i de biz hem üstte hem bunun üstüne hem bunun üstüne yazabiliyorduk. 5 üzeri x aldım. 3 üzeri x kaldı. Şundan da 5 üzeri x'i alırsam artık biliyorsunuz ne kalacağını 1 kaldı artık arkadaşlar. Şimdi bakın 6 ile de 2'ye odaklanın. Eksi 2 üzeri x parantezine alıyorum bu kerataları dostlarım. Şundan 2 üzeri x alırsam 3 üzeri x kalır. Bunun yanında 1 vardır. Eksi 2 üzeri x'i aldım ben. Artı 1 kaldı dostlarım. Şimdi ikisinde de 3 üzeri
x artı 1 ortak olduğu için hemen 3 üzeri x artı 1 parantezinde yazıyorum. Bunda 5 üzeri x eksi, bunda da 2 üzeri x kaldı. Bölü, aşağıda ne var? Yine 5 üzeri x eksi 2 üzeri x var. Bunlara bay bay dedim. Geriye ne kaldı dostlarım? 3 üzeri x artı 1 kaldı. Şuraya yazıyorum. 3 üzeri x artı 1 neye eşit oldu? 10'a. 1'i bu tarafa atalım. 3 üzeri x eşittir 9 oldu. Dostum 3'ün kaçıncı kuvveti 9'dur? Tabii ki ikinci kuvveti dedim. Cevap bursa geldi. Çevirdim arka tarafı ve 7 numaralı, pardon 7 numara diyorum. 7 numaralı evet köşe taşına geçtim dostlarım. Şimdi birinci soruya bakıyoruz arkadaşlarım. Şu anda bakın parantezlerin içinde ortak olan bir ifade yok. B ile 2 de ortak değil. O zaman ilk önce biz bunu bir şöyle içeriye bir dağıtalım bunları. Bakalım neler gelecek. Şöyle dağıtırsak b çarpı a üzeri x eksi 4b gelir. Eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2b kare x eksi 2 ile eksi a'nın çarpımı artı 2a geldi. Bak dostum şununla şunu ortak paranteze alalım. İkisinde de b ortak gördüğünüz üzere ve ikisinde de x ortak. O zaman b çarpı x parantezine alıyorum. Bunda a kaldı. Bunda da eksi 2b kaldı. Bak x'i aldım zaten. B'lerden birini aldım. Biri kaldı. Bir de 2 kaldı. Tamam mıdır dostum? Şimdi şuna şuna bakalım. Bu ikisini konuşalım. 2 ortak sayıları bunların. 2 parantezine alıyorum. 2 parantezine alırsam bunda a kaldı. 2'yi aldım. Eksi b ve 2 kaldı. Eksi 2b kaldı dostum. Bakın şimdi ikisinde de a eksi 2b ortak. O zaman hemen bir de a eksi 2b parantezine alalım bu kerataları. Bunu aldıysam burada bx kalır. Bunu aldıysam burada da artı 2 kalır. İşte diyor ki bize çarpanlarından biri nedir? İki tane çarpanı var. Hangisi var şıklarda? Bakın Bursa'da a eksi 2b var. Aldık. Şimdi dostlar 2 numara da bunun çok benzeri. Önce bir parantezi dağıtacaksınız. Bence burada bir videoyu durdurup bir kendiniz yapmayı deneyin dostlar. Şimdi şunu bir içeriye dağıtıyorum ilk önce. 8 çarpı b çarpı x kare artı 3 a b. Şimdi bunu dağıtalım. Eksi 2 x a. Eksi 2 ile 6'nın çarpımı eksi 12 x b kare geldi dostları. Şimdi şu 8 b x kare ile 12b'ye bakın. 12xb kareye bakın arkadaşlarım. Ortak bir şeyleri var bunların. Hemen bir alalım bu ortakları. Ne parantezine alacağız? 4 var ikisinde de ortak. B var ikisinde de ortak. Bir de x var. 4bx parantezine alıyorum. Şimdi buradan 4'ü alırsam 2 kaldı. B'yi aldım zaten komple. X'lerden de birini aldım. Bir tanesi kaldı. Şuna bakalım. Eksi diyelim. 12'den 4'ü aldım 3 kaldı. X bir tane var onu aldım. B 2 tane var birini aldım biri kaldı. 3B de kaldı dostlarım. Şimdi şu ikisine bakınız. Bu ikisinde ortak olan bir de A var dostlarım. Hemen eksi A parantezine alıyorum. A'yı aldım 3B kaldı. Ama bir de eksi parantezine aldığım için eksi 3B kaldı. Şuraya yazayım. A'yı aldım eksi 2X kaldı. Ama eksi parantezine aldığım için artı 2X oldu. Ve bakın ne geldi arkadaşlarım? Yine 2x eksi 3b'ler ortak çıktı. O zaman bir de bunları 2x eksi 3b parantezine alıyorum. 4bx eksi a kalıyor. İşte iki çarpanını bulduk dostlar. 3b eksi 2x bakınız şıklarımızda var. Adana şıkkında görüyorsunuz dostlar. Lütfen unutmayın yer değiştirmiş olması önemli değildi. O da bizim için doğru cevap kabul ediliyordu arkadaşlarım. Çarpanı oluyor yani. Alt tarafı işareti değişiyor bir topu. Şimdi buna bakalım. Şimdi yine ortak bir şeyler göremiyoruz dostlarım. O yüzden dağıtıyorum içeriye. Şöyle yazalım. X çarpı Y çarpı A kare olur. X çarpı Y çarpı B kare olur. Artı A B X kare artı A B Y kare geldi dostlarım. Şimdi şu X Y A kare ile A B Y kareyi bir paranteze almayı görelim arkadaşlarım. Şimdi ikisinde de ne ortakmış? Şöyle bir bakayım. A ortak bir de Y ortak. O zaman A, Y parantezine alalım biz bunları. Y'yi aldım. A'lardan birini aldım. Biri kaldı bir de X kaldı. Y'lerden birini aldık. A'yı aldık. B, Y kaldı dostlarım. Şöyle bir şey oldu.
Şimdi şu ortadaki iki tanesine bakıyorum. Artı ortak olanlar ne bunlarda? Hem x var ikisinde de x parantezine alacağım. Hem de b var. Xb parantezine alıyorum dostlar. Peki xb parantezine alırsak x'i aldık, b'lerin birini aldık, yb kaldı. X'i aldık, b'yi aldık, artı ax kaldı dostlarım. Bakın ax b'ye, ax b'ye, bunların ikisi de ortak olduğu için hemen ax artı by parantezinde burada ay, burada da xb kaldı. Evet, cevabımız ax artı by çarpanlarından biridir. Adana şıkkında var zaten hemen. Diğerini görmeye gerek kalmadı. Evet, son soruya bakıyorum dostlarım. Bakalım bu ne diyor? Şimdi yine şu dağılma özelliğini bir kullanalım isterseniz. Şöyle bir yazalım. ABX karedir bu. Eksi AX geliyor. Şu X'i içeriye dağıtıyorum. Tamam mıdır dostlarım? X içeriye dağıtılıyor. Sonra bir de eksi BX artı 1 geldi. Şimdi bölümümüzü de yazalım. AX eksi 1 var. Şimdi düzenleme aşamasındayız dostlar. Şu ilk ikisini hemen bir paranteze alsak, bak AX parantezine alacağım bu ilk ikisini. AX parantezine aldığımda dostlarım, şöyle AX parantezine aldık da burada BX kaldı, eksi 1 kaldı. Şuraya baktığımızda da dostlarım, eksi parantezine alsam BX eksi 1 kalıyor. Yani ikisinde de BX eksi 1 var. Hadi BX eksi 1 parantezine alalım. Bakın şuradaki 1'i yazmayı unutmayın. Şimdi bx eksi 1 parantezinde bunda ax, bunda da eksi 1 kaldı. Bakın bölüde de ax eksi 1 var ki bunlar gitti. Geriye bx eksi 1 kaldı. Yani cevap Ceyhan oldu dostlarım. Devam ediyorum arkadaşlar. 7'yi hallettik. 8'i alalım elimize. Bir de bu 8'i çözelim bakalım. Şimdi 8 numara. İfadesini aşağıdakilerden hangisine eşittir? Dostum bak, yine bize sadeleştirilmiş şeklini soruyor. Şimdi burada tabii ki çarpanlarına ayırma yapabiliriz. Hani önceden bir denklem çözme diye bir konumuz vardı. Bir köşe taşımız vardı. O ünitede arkadaşlar biz bunları çarpanlara ayırmayı öğrendik. Tabii şimdi ben neyle yapacağım arkadaşlarım? Şu hani korsan yöntemimiz var ya, x'e değer verme yöntemi. O yöntemle bir deneyelim dostlar. Bakalım neler çıkacak, bir görelim. X'e öncelikle kafadan bir değer atalım. Ne diyelim? 2 olsun. Genelde 2 veriyorum ben niyeyse. 2 verdim. 4 olur. 2 çıkarsa 4'ten 2 çıktı, 2. 2 eksi 6'dan eksi 4 geliyor. Bölüm. 2 yazmıştım. 4 eksi 6 geliyor. 4 eksi 6 da eksi 2 yapıyor. 4 bölü 2'den 2 geliyor. Eksi bölü eksiden de artı geliyor. Sonuç artı 2 çıkıyor arkadaşlar. 2 çıkacak yani. Şimdi ben şıklarda da x gördüğüm yere 2 yazınca bakalım hangisinde cevap 2 çıkacak dostlar. 2 bulduk ya sonucu. Cevabın 2 çıkmasını istiyoruz. Şimdi A şıkkında yazalım. X yerine 2 yazıyor. 4 bölü 1. 4 geliyor, gitti. 2 yazıyorum. 2 2 daha 4 bölü 2 yazıyorum. 4 bölü 2'den 2 geldi. Bu olabilir ama zıplamayalım hemen. 2 bölü 0 geliyor. Bu gitti zaten. 2 yazarsam 1 bölü 2, bu da gitti zaten. 2 yazarsam eksi 1 bölü 2, bu da gitti. Cevap bursa çıktı. Yani şanslıyız. Tek şık arasında kaldık. Ha, iki şık arasında kalsaydık ne yapıyorduk? Başka bir değer verip tekrar aynı işlemleri yapacaktık dostlar. Şimdi buna bakalım. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bir soru sormuş. Hadi gelin x'e bir değer yazalım. Mesela 3 yazalım mı arkadaşlarım? 3 yazalım burada. 3 yazarsak 9 olur. 3 yazarsam yine 9 olur. Eksi 10 bölü 8 oldu. Bölü 3 yazarsak 2 kere 3 6, 4 çıktı, 2 geldi. 18, 10 çıkarsa 8, 8 bölü 8'den 1, 1 bölü 2 çıkıyor. Dostum 3 yazınca 1 bölü 2 çıkacak. Bir kere 1 değil, 2 değil. 3 yazarsam 3, 3 yazarsam 2. Aha, cevap patladı bile dostlar. Şimdi şıklarda 1 ile 2'yi görünce arkadaşlar ben x yerine 1 yazmayayım dedim. 2 yazmayayım dedim. O yüzden 3'ü seçtim. Tamam mıdır kardeşler? Şimdi buna bakalım. İfadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen x'e bir değer atalım. Bak şimdi 2 vermeyeceğim x'e. Niye? Çünkü 2 eksi 2 0 yapıyor. Paydanın 0 olmasını istemiyorum. 3 verelim arkadaşlarım. X eşittir 3 olsun. Unutmayın. X'e 3 dedik. 3 yazarsam 1 bölü 1 olur. Yani 1 olur. Eksi.
5 bölü 3 yazalım. 9, 3 daha 12, 6 çıktı 6. Düzenleyelim, 6 kere 1 6, 5 çıkarsa 1 bölü 6 geldi. Şimdi ne yazıyorum? 3 yazınca 1 bölü 6 olmasını istiyorum. Edirne'den başladım. 3 yazın 1 bölü 6 oldu dostlarım, dursun. 3 yazın 1 bölü 4 gitti. 3 yazın 2 bölü 4, 1 bölü 2 yani gitti. 3 yazın 1 bölü 1'den 1 gitti. 3 yazın 2 bölü 6, 1 bölü 3 yani bu da gitti. Cevap Edirne çıktı dostlar. İnşallah sevdiniz bu yöntemi arkadaşlarım. 4 numaradayım kardeşler. Bak, yalandan yere çarpanlara ayırmayla uğraşmıyoruz. Yani bunu da öğreneceğiz ama. Burada hiç gerek yok. Şimdi bakalım burada ne yapacağız? İfadesinin en sade biçimi nedir diye bir soru sormuş. Dostlar bakın, şıklarda 1 olduğu için ben x yerine 1 yazmayacağım. Ya da yazalım, fark etmez. Belki de 1 yazarsak 2 şık arasında kalacağız ama. O yüzden 3 yazalım x gördüğümüz yere. 3 yazarsak 9 eksi 9 eksi 4 bölü 9, 3 yazıyorum, eksi 18 artı 8 eksi 3 bölü 3 yazarsam 1. 9'dan 9 çıktı 0, eksi 4 bölü 9, eksi 18 daha eksi 9, artı 8 daha eksi 1, eksi 3 oluyor burası. 4 oldu burası, 4 eksi 3'ten 1 çıktı sonuç. Ne yazdım? 3 yazdım, 1 çıktı. Şimdi 3 yazın, 3 1 daha 4 gitti, 3 yazın 2 gitti, 3 yazın 3 gitti, 3 yazın 1. Bak burada da 1 var ama. Aha da 2 şık arasında kaldık. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi başka bir değer vereceğiz dostlarım. Mesela 1 verin. 1 yine kolay olur dostlar. En azından 2 şık arasında kaldık ya. Şimdi istediğimiz değeri verelim. 2 hariç tabii. 2 çünkü 0 yapıyor. 1 verelim kardeşlerim. Bakalım ne oluyor. 1 verirsek 1 eksi 3 eksi 4 bölü 1 eksi 6 artı 8 eksi 1 verirsem 3 bölü eksi 1 oluyor. Eksi 3. Bir de burada eksi var. Artı 3'e döndü. 1 vermiştim. 1 eksi 3'ten eksi 2. Eksi 2 eksi 4 daha eksi 6 yaptı. Bölü. Eksi 5 8 daha 3 yaptı. Artı bir de 3 var. Eksi 6 3'e bölersem eksi 2 artı 3'ten 3 eksi 2 1 çıkıyor sonuç yine dostlarım. Sonucu 1 bulacağız. Ne yazarsak? 1 yazarsak. 1 yaz Edirne şıkkında. 1 eksi 2 eksi 1 buluyorsun. Bak bu da gitti. Bu zaten direkt 1 olduğu için cevap Adana geldi. Evet, 9 numaradayım arkadaşlarım. Yine bakın, ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine aynı muhabbeti yapacağız arkadaşlar. X'e değer vereceğim dostlarım ben yine. Hadi bir değer sallayalım. Ne diyelim? 2 olsun mesela X. Bakalım ne geliyor. 2 yazarsak 4, 12, eksi 14, eksi 6 bölü 2 yazdım, 8. Şurası eksi 2, eksi 6 daha eksi 8 bölü 8. Yani cevabın eksi 1 çıkmasını istiyorum 2 yazınca. 2 yazın 6 eksi 1 5. 2 yazın eksi 1 geliyor, bu oldu. 2 yazın 0, bu olmadı. 2 yazın 7. 2 yazarsak 12. Cevabı Bursa bulduk dostlarım. Evet. Bakın yine en sade şekli nedir sorusundan bir tane daha var dostlar. Şimdi lütfen burada bence videoyu bir durdurun. Bir kendiniz bir daha yapın arkadaşlarım. Şimdi x'e bir değer verelim hemen. Ne diyelim? 0 yazarsak oluyor mu? Yok, 0 yazmayalım. Ya da yazalım ya, 0 yazalım arkadaşlar. 0 yazarsam 0, 0, 1. 0, 0, eksi 4 bölü 0, 0, eksi 1 bölü 0, 0, 4 oldu. Düzenleyelim. Eksi 1 bölü 4. Şöyle gözükmeyebilir ekrandan. Şöyle yukarı alayım. Çarpı eksi 4 bölü 1. 4'ler gitti, 1'ler gitti. Eksi çarpı eksiden artı 1 kaldı. Sonuç 1 çıkıyormuş dostlarım. Ne yazdım? 0 yazınca 1 çıkacak. Şimdi yazalım. 0 yaz, eksi 1 geliyor değil. Bu zaten eksi 1 gitti. 0 yaz, 0 geliyor bu değil. 0 yaz, 1 geliyor. O zaman aha, 2 şık arasında kaldı. Şimdi ne yapacağım dostum hemen? Başka bir değer vereceğim. Mesela 2 ver kardeşim. 2 verdiğinde de şunu sağlamayacak. 2 verince de sonuç 1 çıkacak. Onu söyleyeyim. Ben çok uzatmayacağım. O yüzden şimdiden açıklıyorum. 2 yazarsan x eşit 2 için 1 bulacaksın sonucu ve bu sağlamayacak arkadaşım. O yüzden cevabı Bursa işaretleyeceğim. Şimdi şuna gelelim. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş dostlar bize. Şimdi kardeşim, burada da yapacağın şey şu. Ya istersen çarpanlarına ayır bunu.
Ya da şıkları tek tek dene. Mesela ben olsam senin yerinde bir 2'yi yazarım. Bakalım 2 sağlıyor mu? Hani gerçekten bir deneyelim isterseniz. 2 yazın. Şurası 4 ve 24 geliyor. Eksi 2, eksi 10 geliyor. Eksi 14. Bak 24'ten 10 çıktı 14. 14'ten 14 çıktı 0. Evet 0 eşittir 0 oluyor sağlıyor. Yani 2 olacak bir kere. Çözüm kümesinin içerisinde. Böyle bak 2 şıkka düşürdün. Şimdi ne yapacaksın bir de? Bir eksi 1 bölü 3'ü dene mesela sağlıyor mu? Ya da 7 bölü 6, eksi 7 bölü 6'yı dene. Hangisi sağlıyorsa işaretle geç git. Ha ben ne yapacağım şimdi? Bir de bunu çarpanlara ayırmayı görelim arkadaşlarım. Şöyle bakın. Şimdi bu amca eksi 14'ü 7 ile eksi 2 diye çarpanlarına ayıralım. Şunu da 6x'e 1x diye çarpanlarına ayıralım. Bakalım geliyor mu bir şeyler. Şimdi çaprazlama yapıyordum. Şuradan eksi 12x, buradan da 7x toplayınca eksi 5x yaptı. Evet doğru. O zaman bunun çarpanlara ayrılmış şekli x eksi 2 çarpı 6x artı 7 olacak dostlar. Şimdi buradan 0'a eşitleyeceğiz tabii bunları. Şunu 0'a eşitlersem x eşittir 2. Bunu 0'a eşitlersem eksi 7 bölü 6 geliyor. Evet Adana şıkkı doğru cevapmış diyor. İşte bakın yine ifadesinin en sade şekli nedir diye soruyor. Arkadaşlar artık siz değer vererek yapmayı öğrendiniz. Bunu siz kendiniz değer vererek yapabilirsiniz. Ben şimdi bir de şu yöntemle yapayım arkadaşlar. Bunu çarpanlarına ayırarak yapalım isterseniz. Bakın şu üst tarafta hepsinde x denilen ifade ortak. O zaman x parantezine bir alalım. 3x kare artı 7x artı 4 geliyor. Bölü. Şurada da x ortak arkadaşlar. 3x artı 4 de buradan geliyor. Bakın bu x'ler gitti bir kere. Aha bir kısım sadeleştirdik. Şimdi şu üst tarafı çarpanlarına ayıracağım. Bakın bu adamı 1 ile 4 diye ayırıyorum. Bu adamı da x ile 3x diye ayırıyorum ki sağlı sollu çaprazlama yaptığın zaman ortadaki 7x'i veriyor. Şimdi oraları bildiğiniz için hızlı geçiyorum önceki köşe taşlarında. Bunun çarpanlarına ayrılmış şekli 3x artı 4 çarpı x artı 1 bölü bir de 3x artı 4 burada var. Bunlara bay bay dedim. Cevap x artı 1 geldi arkadaşlarım. Edirne bulduk cevabımızı. Evet dostlar 9 numarayı da gömdük. Hadi bir de 10 numarayı halledelim de içimiz rahat etsin arkadaşlarım. Ben de şöyle bir ara çaktırmadan videoya bir bakayım. Sanki sizin haberiniz yokmuş gibi. Bir bakalım nasıl odaklayalım tekrardan şöyle. İnşallah güzel çekiyordur arkadaşlar. Evet birinci soruyla başlıyorum arkadaşlarım. Bakalım ne diyor. İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir dostlar? Bakın burada da iki bilinmeyen var. Şimdi iki bilinmeyen olması sizi korkutmasın. İki bilinmeyen de olsa bu ifade sen yine hem A'ya bir değer ver hem de B'ye bir değer ver. Mesela A'ya 0 de B'ye de 1 de. A 0 B 1 iken bir sonuç bul. Sonra şıklarda da A 0 B 1 yaz bakalım hangisi sağlıyor gör. Sen bu yöntemle yap ben de normal çarpanlara ayırma yöntemiyle yapayım o zaman dostlarım. Şimdi şu üst tarafı bir çarpanlarına ayıralım. Bakın bu 2A kareyi 2A ile A'nın çarpımı diye ayırıyorum. Şu 2B kareyi de 2B ile B'nin çarpımıdır bu adam. O zaman şöyle yapalım. B ile 2B diyelim. Ama şimdi ortası negatif olacağı için dostum. Eksi B ile eksi 2B yazayım ben bunlara. Kontrolünü yap. Eksi 4AB. Eksi AB de buradan. Eksi 5AB'ye ulaştım. Yani şöyle çarpanlarına ayrılıyor. A eksi 2B çarpı 2A eksi B diye çarpanlarına ayrılıyor. E aşağıda da A eksi 2B var. Bunlar giderse geriye ne kaldı dostum? 2A eksi B kaldı. Yani cevap Ceyhan çıktı. Hemen geldim 2 numaraya. Şimdi bakın 2 numarada hocam zaten aşağıda ipucu vermiş bize. Diyor ki hani çok fazla harf var burada kafan karışmasın. Sen A eksi 1 gördüğün yere x yaz diyor. Ben de öyle yapıyorum. A eksi 1 gördüğüm yere x yazarsam x kare olur burası. Eksi 3 çarpı A eksi 1'e x, B eksi 1'e de y diyorum. X çarpı y artı 2 tane y kare geldi dostlarım burası. Şimdi bunları çarpanlarına ayıracağız dostlar. Şöyle ayrılır. Bunu x, x diye ayıralım. Bunu da 2y'ye y diye ayıralım. Ama eksi 2y'ye eksi y olarak ayıralım ki topladığımda eksi 3xy'yi versin.
Şimdi çarpanlarına ayrılmış şekli şöyle oluyor. X eksi 2y çarpı x eksi y. Dostlarım şimdi x ile y'yi de yerine yazalım. Çarpanlarını göreceğiz böylelikle. X yerine a eksi 1 yazarsak eksi 2 ile de b eksi 1'i çarpacakmışım y'yi. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2b artı 2 olur dostum burası. Şurası çarpı şimdi x eksi y. Yani x neydi? A eksi 1. Y neydi? B eksi 1. Eksi varsa önünde eksi b artı 1'e döndü. Şimdi şu eksi 1 artı 1'i bir götürelim. Burada a eksi b kaldı dostum. İnşallah gözüküyordur. A eksi b burada kaldı. Şöyle bir yandan kameraya da bakayım da. Gözüküyormuş. Tamam, güzel. A eksi b çarpanlarından biri. Ha, şıklar da yok. Devam. Şuraya bakalım. Şurada da a eksi 2b eksi 1 artı 2 daha artı 1 kaldı dostlarım. Bakalım bu var mı şıklarda, ki büyük bir ihtimal bu var. Edirne'de var dostlar. Evet, geldim 3 numaralı soruya. Arkadaşım bak, çok uzun soru. 4 tane ifadeyi çarpanlarına ayıracaksın kardeşim. İstersen ben üşenmiyorum hocam dersen tabii ki yap. Senin elinde. Ama yok hocam ben üşendim diyorsam da x yerine bir değer ver. Şıklarda da o değeri bulmaya çalış kardeşim. Ben olsam öyle yaparım. İlk önce bunu denerim en azından. Hadi bir 0 verelim mi x'e arkadaşlarım? X eşittir 0 olsun. 0 yazarsak eksi 3 bölü 1 çarpı 0 yazarsak eksi 2 bölü eksi 6 çarpı 0 yazarsam 2 bölü 1'den 2, 1 daha 3 geldi. Şimdi düzenleyelim. Eksi eksiye artıya döndürsün bir kere. 2 ile 6 sadeleşsin, 3 kalsın. Şu 3'ler de gitsin. Cevap eksi 3 çıktı dostlarım. Şimdi bir kere cevabımız eksi 3. Şimdi hangisinde ne yazıyordum x yerine? 0 yazınca eksi 3 buluyorum. Hemen 0 yaz, olmadı. 0 yaz 0, 0 yaz 1, 0 yaz eksi 1. Aha da cevap 1 geldi dostlarım. Tamam. Basit yani, kolay. Hadi şuna bakalım dostlar. Dördüncü sorumuz. Yine şey yapalım mı? A eksi 1'e x diyelim. Şöyle kenara yazıyorum. A eksi 1 eşittir x olsun. B eksi 1 eşittir y olsun dostlarım. Böyle bir yazalım. Şimdi yok, a eksi 1 değil de a artı 1 var orada. Şimdi o zaman şöyle bir hal alıyor bizim denklemimizin yeni versiyonu. Şöyle oluyor. A eksi 1, a artı 1'e x demiştik. 4 çarpı x kare oldu. Eksi 3 çarpı x çarpı y. Eksi y kare geldi dostum. Şimdi bunu çarpanlarına ayıracağız. 4x'e x diye şunu ayıralım. Şunu da y'ye eksi y diye bir ayıralım. Sağlayınca eksi 4xy, xy de buradan eksi 3xy'yi veriyor. Tamam, doğru yaptık o zaman. 4x artı y çarpı x eksi y diye de yazıyorum. Şöyle soldan sağa doğru yazıyorduk. Çarpanları ayrılmış şekli bu işte arkadaşlarım. Şimdi burada da tabii ki ne yapacağım? X yer gördüğüm yere a artı 1 yazarsam şöyle olur. 4a artı 4, x yerine a artı 1 yazmıştım, 4 ile çarptım, artı y. Yani artı b eksi 1 çarpı, şimdi x yerine a artı 1 yazıyorum, eksi y yerine de b artı 1 oldu dostlarım. Şimdi düzenleyeyim. 4a artı b artı 3 olur bu parantezin içi. A eksi B artı 2 de bu olur dostlarım. Hangisinde var? 4A artı B artı 3 var. A eksi B artı 2. Adana'da direkt çıktı dostlar. Cevap Adana geldi kardeşler. Evet dostlarım. Bugünlük, yani bu videonun daha doğrusu sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Gençliğin gözyaşları. İyi çalışın koçlar, canlar. Hadi bakalım, görüşürüz.